Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince bugün buraya kazanmak için geldik. Sonuçta şampiyonluğa oynuyoruz. Ligde lideriz. Kazanmak için hafta içi yapmış olduğumuz tüm organizasyonları bugün oyuncularım sahaya yansıttılar. Sadece bir şeyi eksik yaptık. Kaçırdığımız gollerden sonra hemen onu telafi etmek için hızlı bir şekilde gol atma arzusuyla zaman zaman oyun gitgele döndü ve rakibe pozisyonlar verdik. Normalde biz rakibe bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu taraftan baktığınız zaman bizim eksi tarafımız. Ama İstanbulspor'u da tebrik etmek lazım. Lig sonuncusu olmalarına rağmen rahat bir takım. Rahat oynuyorlar. Futbol oynamaya çalıştılar. Oyunu çirkinleştirmediler. Onlar da bugün iyi mücadele ettiler. Seyir zevki çok güzel bir maç oldu bugün. Her iki takım açısından da. Daha farklı da kazanabilirdik. Direkten dönen, kaçan penaltı, kaçırdığımız net pozisyonlar var. Ama sonuçta biz bugün 3 puan almak için buraya geldik. Ve 3 puan aldığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarın hemen sabah antrenmandan sonra çarşamba günkü oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Şimdi Cengiz'in bugün 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Yani uzun zamandır kendi üzerinde bir baskı hissediyordu. Bugünkü attığı gollerle diyelim kendine olan özgüvenini daha fazla aşacağını tahmin ediyorum. Daha yüksek özgüvenle, daha moralli bundan sonra maçlara çıkacağını düşünüyorum. Ama şimdi İrfan da var, bize Emre Mor da var orada. Hepsi ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde de çok maç var. Maç maç hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Şampiyonluğa oynayan takım gol atması lazım. Maç kazanması lazım. Yani ne demek bu? Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. 3 puanı almak için sahaya çıkıyoruz. Bunun için ben teknik direktör olarak ne yapmam lazım? Gol atmak için hücum opsiyonlarımı sürekli geliştirmem lazım. Güçlü bir oyun ortaya koymam lazım. Yani sürekli aynı şeyler değil, değişik organizasyonlarla biz takımı ve oyuncularımı geliştirmem gerekiyor. Biz bu yönde çok çalışıyoruz. Oyuncularım da buna cevap veriyor. Bu şekilde oynadıkları oyundan da keyif alıyorlar. Mesela oyuna giren, çıkan, kaçırdıkları goller, atan, atamayan hepsi daha fazlasını nasıl yapamadık, nasıl atamadık diye içeride hepsi çok üzgündü. Yani onun için bu da beni çok mutlu ediyor. Sonuçta derbilerde berabere biten bir maçtan sonra ben avantajlıydım, işte yok avantajı ele geçirdim. Ben buna katılmıyorum. Şu an biz bu ligin lideriyiz. Avantaj kimde? Bizde. Psikolojik üstünde kimde? Bizde. Bu demek değil ki biz bu sene hemen puan puanlıyız, lideriz de şampiyon olacağız. Bu ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada kadro derinliği olan, iyi hazırlanan, sakatlık riski fazla olmayan veya sakatlıkları az olan, maçları en iyi şekilde hazırlanıp kaybetmeden, rakibe çok fazla da avantaj vermeden, az kayıpla sezon sonuna kadar durumu, pozisyonunu elinde bulunduran takım bence sezon sonu şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Para jogo. Felizes. Viemos aqui cumprir o nosso objetivo, que era ganhar. Fizemos uma boa exibição. Marcamos 5 golos e começamos bem o ano. Agora é continuar o caminho. Çok teşekkür ediyorum bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz maçı kazanmaktı, bunu da başardık. İyi bir performans sergiledik, 5 gol attık. Yıla iyi bir başlangıç yaptık, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Nós sobre a Supercopa queríamos jogar, claro, mas devido a assuntos que não têm nada a ver comigo, não jogámos, mas queríamos jogar para ganhar e é o nosso objetivo, que é conquistar o título. E pronto, infelizmente não jogámos, agora pensamos nos jogos do campeonato, quando chegar a Supercopa falamos sobre a Supercopa. O maçın oynanmasını tercih ederdik, kazanmak için oynayacaktık eğer oynansaydı. Fakat bizim dışımızda gelişen olaylar sebebiyle maalesef o maç oynanmadı. Şimdi önümüzdeki lig maçlarına odaklanacağız. Süper Kupa oynanacağı zaman tekrar o maçı konuşuyor oluruz. A minha opinião é muito simples. Nós temos que focarmos em nós, no nosso trabalho e ganhar os nossos jogos. Se nós ganharmos, vamos ser campeões. Portanto, não vamos olhar para o que o Galatasaray faz, isso não nos interessa. Interessa-nos sim a nossa performance e a nossa qualidade de trabalho diária e chegar ao fim de semana e ganhar os nossos jogos, isso sim é o mais importante.
sezonun bu şekilde çekişmeli geçeceğini düşünüyorum ama bizim yapmamız gereken şey çok basit. Kendi maçlarımızı kazanmak. Zaten kendi maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Biz sadece kendi işimize odaklanıyoruz. Galatasaray'ın ne yaptığını bakmıyoruz. Biz sadece kendi performansımızı her zaman olabildiğince en yukarı çekmeye çalışıyoruz. Primeiro muito muito feliz por ele. Merece muito espetacular exibição da parte dele. 4 golos e agora é continuar. Que continua a trabalhar e que tem um potencial e uma qualidade incrível e pode nos ajudar muito. Isso é que é o mais importante e mais uma vez muito feliz por ele. Öncelikle onun için çok çok mutluyum çünkü her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugün de harika bir performans sergiledi. 4 gol attı. Bu şekilde devam edeceğini umuyorum çünkü onun bu kalitesi ve bu potansiyeli var. Onun adına çok mutluyum. Pressão em mim não, eu jogo onde jogar, eu vou dar o meu melhor e isso é que é o mais importante e que mantenha a minha cabeça tranquila. Claro que o Fred é um jogador de alta qualidade e sempre que ele está disponível é uma mais-valia, portanto todos nós fazemos o nosso melhor e o mais importante, como eu tenho dito anteriormente, é o Fenerbahçe continuar a ganhar. Benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Ben hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki Fred çok yüksek bir kalite. Onun sahada olması bizim için önemli bir değer. Ama sahada oynayan her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bizim için her zaman önemli olan şey Fenerbahçe'nin kazanarak yoluna devam etmesi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, başarılar. Vom Spiel her die ersten 5 Minuten verschlafen. İlk 5 dakikayı oyuna başlangıcını biraz yani uyuyarak başladık. Nach dem Tor, wo Fenerbahçe geschossen hat, waren wir nachher sehr gut und oder sagen wir so viel besser als der Gegner. Gol yedikten sonra uyandık. Daha sonra daha iyiydik rakibimizden. Und wir haben eigentlich das Spiel sehr gut im Griff gehabt, obwohl der Gegner uns viel abverlangt hat. Daha sonra çok iyi oynadık. Fenerbahçe tabii ki çok güçlü bir rakip. Und sicher auch verdient das Tor geschossen zum 1-1 und wir haben auch gesehen, dass es sehr vom Moral und auch in der schwierigen Situation wir Fußball gespielt haben, das erfreut mich natürlich sehr. 1-1 bulduk sonra futbol oynamaya çalıştık, devam ettik. Ondan memnunum. Und dann ja das 2-1, wo wir dann unglücklich bekommen, war eigentlich fast die Niederlage vom Spiel. Dann haben wir leider nicht mehr reagieren können. Golü attıktan sonra birkaç saniye sonra ya dakika sonra 2-1 kendi hatamızdan 2-1 yedik. Ondan sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Und dann kurz vor der Pause, wenn gegen Fenerbahçe das 3-1 und 4-1 bekommst, dann ja, dann kannst du eigentlich schon sagen, dass das Spiel vorbei ist. Fenerbahçe ondan sonra tabii ki pozisyonları affetmedi. 3-1'i buldu, 4-1'i buldu. Devreye öyle girdik. Und ja, dann Halbzeitanalyse konnte ich eigentlich der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, weil wir haben wirklich über 45 Minuten außer die letzten 5 und die ersten 5 eigentlich tolle Fußball gezeigt. Devre arası aslında takıma yani söyleyecek fazla bir şey yoktu. İlk 5 dakikayı maça başladıktan sonra bir de son 5 dakikayı devreye girmeden önce aslında o arada iyi oynadık. Und ich denke die zweite Halbzeit können wir uns sparen. İkinci devre zaten yani geçtiği gibi wir haben aber über 90 Minuten Fußball gespielt, das ist sicher erfreulich und das ist auch meine Philosophie, dass ich auch in den nächsten Spielen genau gleich werde weiterspielen. Ama 90 dakikaya bakarsak ya da geçtiğimiz maçlara bakarsak kendi istediğim futbolu aslında takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz. Es ist natürlich sehr schade, dass wir immer unglücklich verlieren, heute sicher auch wieder unglückliche Tore bekommen, aber die Mannschaft hat natürlich nicht die Qualität von Fenerbahçe, das wissen wir auch, aber wir bleiben dran und versuchen von Spiel zu Spiel, dass wir auch mal auf die Erfolgsstraße kommen. Fenerbahçe bildiğimiz gibi tabii ki çok güçlü bir rakip. Bizde de Fenerbahçe'nin gücündeki bir kalite yok tabii ki.
Ama dediğim gibi kendi futbolumu takımıma oynatmak istiyorum ve öyle devam edeceğiz.